Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Biraz kötü haber. Öncelikle bunu isterim diyeyim. O az önce Rus-Ukrayna savaş hakkında videoları kaldırdım. Çünkü çok yanlış anlaşılmalar oldu. Ben arıyordum objektif olayım ama tabii ki objektif olmak bile zordur. Her iki tarafından arıyordum düşüneyim. Evet, Rusya girdi Kiev'e. Hiç beklemezdim oraya kadar gideceklerini. Eğisimi siktir et. Bakın, çok üzücü bir olaydır. Halen daha doğrusu halen daha şoktayık. Yani ben halen daha yani şoktayım. Çünkü dediğim gibi yani çok hem Rus arkadaşlarım var hem Ukrayna arkadaşlarım vardır. Evet yani işin ciddiyeti şimdi başladı, öyle bastım kafama işin ne kadar ciddi olduğunu. Ama neyse, o bunun için yapmıyorum bu videoyu. Bu videoyu şey için yapıyorum. Boston Lloyd'u kaybettik. Boston Lloyd'u bilen biliyor. 29 yaşında vücutçu fenomeniydi. Neden fenomeniydi? Çünkü yani birkaç yıl önce evvel, yani 5-6 yıl önce evvel bütün kürlerini paylaşıyordu ve aşırı yüksek dozajlar yapıyordu ve kendisini kobay faresi gibi deneyim yapıyordu üstüne. Çok abarttı ve böbrekleri iflas etti. Ciddi ciddi böbrek problemi çıktı kendine. Yani zaten Rich Piana'dan sonra ben zaten yani Boston Lloyd o zamanlarda bile dedim bu ölecek, bu gidişatta ölecek, resmen deneyim yapıyor üstünde, resmen üstünde kobay faresi gibi deneyim yapıyor ve bu sebeplerden dolayı da çok soğudum bu spordan, çok soğudum bu spordan yani. Çünkü halen daha çok arkadaşlarım vardır. Özellikle Türkiye'de vücut camiasında bile şu çok bokunu çıkarıyorlar. Bir tane çok tanınmış hoca vardır Türkiye'deki, çok iyi arkadaşımdır. İsim vermeyeceğim şey olmasın diye, bilen biliyor zaten. Kendinde de böbrek problemi oldu ve bıraktı vücut geliştirmeyi, de hocalık yapıyor, sürekli online hocalık yapıyor ve şimdi obez oldu. Dediler ki sen küre gidersen öleceksin. O da üstünde birçok deneyimler yaptı ve birçok insanlar halen daha zannediyorlar ki işte ne kadar daha çok ilaç o kadar daha iyi zihniyet dediler. Gerçekten soğudum yani. Ben bile vücutçuları yarışa hazırlarken derim ki ne bu kadar miligram alacaksın, bu kadar alacaksın. Ve bakanlar da bana o kadarcık, o kadarcık. Yani birden insanlar şikayet edilirdi. Çünkü hastalıktır bu. Bildiğin hastalıktır. Yani bigoreksiya hastalıktır. Kendisini sürekli küçük görüyor. Kendisi ister gelişsin, ister büyük olsun, ister şey olsun. Tamam, genç bir internet fenomeni oldun. Ama bedeli neydi? Bedeli neydi? Küçük çocuğu da vardı. Küçük çocuğu da vardı. Üzücü bir olay. Yani bu genç yaşta, bu gibi şeyde ölmek üzücüdür. Ve benim yani vücut geliştirme şeylerinden soğumamın da en büyük şeyleri, sebepleri de budur. Sürekli büyümek peşinde, ne kadar daha büyük, ne kadar daha guru olabilir.
kimisi plastik kupa için, kimisi internette like, beğen almak için, hem bir sürü masraf yapıyorlar hem de sağlığına da bok ediyorlar. Neyse ama. Ben gidiyorum şimdi. Arkadaşlar bekliyor beni. Hatta doğum günüm pazartesi ama bu gece birkaç arkadaşlarla kutlayacağım. Yarın da diğer arkadaşlarla kutlayacağım. Türk düğünler gibi 40 gündür sürer kutlama. Neyse ama. Bu kafayla herhalde içecek. Fuck it. Peace out.